Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan, Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde arkadaşlar bir oyun oynamak yerine sizlere bilgisayarınızda oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlardan bazılarını hatırlatacağız. Böylece siz de hiç para vermeden bilgisayarınızda güzelce vakit geçirebileceksiniz. Tabii şunu belirtmek istiyorum sizlere. Bu oyundan bazılarının sistem gereksinimleri biraz yüksek olabilir. Lakin elinizde böyle geçen sene ya da ondan önceki sene aldığınız 8 GB RAM'e sahip ya da GTX 1050 ekran kartına sahip bir oyun bilgisayarınız varsa, bir Master Notebook'unuz varsa bu oyunların hepsini rahatlıkla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan bu oyunlara geçiş yapalım. Evet, sizlere önereceğimiz ilk oyun sizin de tahmin edebileceğiniz üzere Call of Duty Warzone arkadaşlar. Biliyorsunuz kısa süre önce çıktı bu oyun ve sistem gereksinimleri alışılmışın biraz üzerinde, yani öyle çöp diyebileceğimiz bir oyun değil. Eğer Call of Duty mekaniklerine hakimseniz bu oyunu zaten rahatlıkla oynayabilirsiniz. Oyunda Battle Royale tarzı benimsenmiş, yani sizleri bir haritaya bırakıyorlar ve bu haritada hayatta kalan son takım olmaya çalışıyorsunuz. Elbette oyun içerisinde Call of Duty mekaniklerinin ön plana çıkıyor olması oynanışı bayağı bir kaliteli hale getirmiş. Dolayısıyla güçlü bir bilgisayarınız varsa ayarları full'e çekerek bu oyunu rahatlıkla zevk alarak oynayabilirsiniz. Eğer şimdiye kadar denemediyseniz hemen bilgisayarınıza indirip denemenizi tavsiye ederiz. Tekrardan hatırlatalım, bu oyun hali hazırda tamamen ücretsiz durumda. Sizlere önereceğimiz ikinci oyun arkadaşlar kısa süre önce kullanıma sunulan Valorant. Valorant'ın en önemli yönlerinden bir tanesi düşük sistem gereksinimlerine sahip olması. Yani elinizde öyle çok güçlü bir sisteme sahip bilgisayar yoksa bile bu oyunu indirip oynayabiliyorsunuz. Zaten grafikler her şey dediğimiz bir teknolojiye dayanıyor. Dolayısıyla öyle yüksek sistem gereksinimleri istemiyor. Bunun yanında gayet zevkli bir oyun arkadaşlar. 5'e 5 haritalarda savaşıyorsunuz. Yani öyle Battle Royale tarzı bir yapıya sahip değil. Daha çok Counter Strike tarzı bir yapım. Bu oyunda her karakterin çeşitli özellikleri var. Bu özellikler sayesinde takımınıza faydalı olmaya çalışıyorsunuz ve son ayakta kalan takım round'u kazanmış oluyor. Tekrardan hatırlatalım. Bu oyunun sistem gereksinimleri ve boyutu oldukça düşük. Dolayısıyla hızlı bir internetiniz varsa hemen 10 dakika sonra oynamaya başlayabilirsiniz. Sizlere önereceğimiz 3. oyun ise gayet herkesin bildiği Fortnite arkadaşlar. Fortnite'in kendine has bir yapısı var aslında. Öyle klasik bir Battle Royale tarzındaki yapımlardan çok farklı. Neden? Çünkü bu oyunda arkadaşlar inşa etme özelliği var. Dolayısıyla öyle silahımı alayım, kapışayım, öldüreyim modundan ziyade bir şeyler inşa edeyim, onun içine gireyim ya da ne bileyim böyle bir kale kule kurayım, onun üstüne çıkayım, oradan gelenleri avlayayım tarzında dinamiklere de sahip bir yapım. Dolayısıyla burada takım arkadaşlarınızla oynamanız çok önemli. Diğer oyunlarda biliyorsunuz takım arkadaşlarınız tamam sizi savunabilir, diriltebilir, fakat burada İki kişi savaşırken birisi kule kuruyor ya da ne bileyim siz savaşırken iki takım arkadaşınız çevrenize yapı örüyor. Siz onun içerisine geçiyorsunuz. Ortaya çok farklı şekilde senaryolar çıkabiliyor. O yüzden şimdiye kadar Fortnite'ı denemediyseniz, buna da klasik bir Battle Royale gözüyle bakıyorsanız bakış açınızı değiştirmenizi tavsiye ederiz ve Fortnite'ı indirip deneyimlemenizi öneririz. Evet, bir sonraki tavsiyemiz ise Fallout Shelter arkadaşlar. Bu oyun aslında yeni bir yapım değil. 2015 yılında çıkmıştı. Halihazırda Nintendo Switch, iOS, Android, PlayStation 4, Xbox One ve Microsoft Windows platformlarında oynanabiliyor. Eğer böyle RPG tarzı oyunları seviyorsanız mutlaka bu oyuna bir göz atmanızı tavsiye ederim. Klasik Fallout evreninin üzerine şekillendirilmiş bir rol yapma oyunu aslında. Gayet eğlenceli, fakat oyunda biraz böyle yol kat etmeniz gerekiyor. Öyle hemen oyunu kurduktan sonra aman aman çok zevkli bir dünya karşılamıyor sizi. Lakin biraz emek harcadıktan sonra oyunda gerçekten bazı taşlar yerine oturmaya başlıyor ve ciddi anlamda zevk almaya başlıyorsunuz oyundan. Sizlere önereceğimiz bir sonraki oyunumuz ise Realm Royale. 2018 yılında çıkmıştı bu oyun. PlayStation 4, Xbox One ve Switch haricinde hali hazırda Microsoft Windows, yani bilgisayarlarımızda da oynanabiliyor. Yine böyle Battle Royale tarzına yakın bir oyun bu arkadaşlar. Fakat biraz daha böyle dinamikleri ve silahları değişik. Ok mok alıyorsunuz, ok atıyorsunuz rakiplerinize mesela. Dolayısıyla eğer böyle klasik Battle Royale'lerden sıkıldıysanız, atıyorum PUBG olsun, Fortnite olsun, Warzone olsun, bu tarz oyunlar sizi sıktıysa, değişik bir oyun arıyorsanız bir de bu oyuna göz atmanızı tavsiye ederim. Zaten oyunun sistem gereksinimleri de öyle aman aman yüksek değil. Dolayısıyla boyutu da çok yüksek değil. Size tavsiyem Realm Royale'ı bir indirin, oynayın. Zaten beğenmezseniz silersiniz gider.
Evet arkadaşlar, sizlere önereceğimiz son oyun ise 2019 yılında sadece Windows platformu için yayınlanan Stay Out. Bu oyun alışılmışın dışında bir yapıya sahip. Yani öyle bu oyunda böyle yoğun bir aksiyon beklemeyin. Ama şu var, sonuçta ücretsiz bir oyun. İndirip deneyimleyebilirsiniz. Deneyimledikten sonra eğer bu oyunun senaryosu, bu oyunun gidişatı sizi sarmazsa silebilirsiniz arkadaşlar. Lakin böyle bol aksiyondan hoşlanmayanlar, sürekli böyle silahlıyım çatışayım tarzında yapımlardan çok fazla haz etmeyenler için ben bu oyunu denemelerini tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, bu hafta sizlere bilgisayarınızda tamamen ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bazı oyunları tavsiye ettik. Bu oyunları dilediğiniz an ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz. Daha sonra canınız sıkılırsa da silersiniz gider. Lakin dediğim gibi bazı oyunların boyutu yüksek, 70-80 GB'lık oyunlar var. Burada dilerseniz işe düşük boyut oyunlardan başlayın. Eğer hoşunuza gitmeyen olursa silersiniz, biraz daha böyle yüksek boyutlara doğru kayabilirsiniz. Haftaya Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.